Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, size Türk edebiyatının, günümüz Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı isimli eserini tanıtmak istiyorum. Aslında benim hem yazarla hem de kitapla olan tanışıklığım niye bu kadar geç kaldı? Açıkçası bunu ben de anlamlandıramıyorum. Bir kere kafadan Nazan Bekiroğlu Trabzonlu. Ben Trabzonluyum. Benim memleketimde yaşıyor. Nazan Bekiroğlu gibi bir isimle bu zamana kadar tanışmamış olmayı kendi adıma büyük bir eksiklik olarak kabul ediyorum. Nazan Hanım deyince aklıma Nazan Bekiroğlu deyince aklıma hep böyle bir zerafet, bir naiflik, bir, bir böyle bir kibarlık, böyle bir nezaket, bir letafet, hep böyle zarif, ince ve naif şeylerle hatırladım. Algı dünyamda hep böyle bir isim. Ama bugüne kadar tanışmadık. Kendisiyle tanışmayı çok arzu ediyorum. Ve umarım ilk fırsatta bunu gerçekleştiririm. Nar Ağacı kitabı da... Yani hep aklımdaydı. Evet ben bu kitabı okuyacağım. Şimdi şurada bir dursun hele bu kitap. Ki çünkü kitabın içinde geçen hikayeler ve hikayenin geçtiği yerler... İran, Batum, Tebriz, taht Süleyman, Yezd, Batum... Ne bileyim işte Rus coğrafyası, aklınıza gelen her yer. Ya bunlar benim sürekli gittiğim, gezdiğim, gördüğüm özellikle de İran kısmı. Yani çocukluğumdan beri İran coğrafyasına çok ilgiliyimdir, meraklıyımdır. Ondan sonra işte gittiğimde, gezdiğimde, gördümde yerinde gördüm, her şehrini ge gezdim, köy, kasaba dolandım. O kültüre, o tarihe, o atmosfere de hakim bir insanım. O yüzden yani bu hikayede yani Trabzon'da başlayan ama işte İran'da devam bir hikaye olduğu için yani kendi memleketimde başlamış ve benim de çok ilgi duyduğum bir coğrafyada devam etmiş. Evet ben diyordum bu hikayeyi okuyacağım. Nasıl okuyacağım derken bir baktım lan aradan yıllar geçti ben hala okuyacağım. Neyse geç olsun ama güç olmasın demiş atalarımız. 5 günümü ayırdım bu esere 525 530 30 sayfa civarında. 5 günümü ayırdım. Böyle damıtarak Böyle hani soğuk serin bir suyu böyle yudum yudum içer gibi böyle emerek hissederek böyle bir çiçeğin petekteki bir balın kokusunu böyle içime çeker gibi yavaşça okudum. Önce gelelim diline Nazan hanım demin söylemiştim ya size Nazan Bekiroğlu deyince bende hep böyle naif bir hanımefendi adeta böyle büyük bir sarayın bahçesinde dolaşan bir kraliçe bir prenses gibi bir algı var ya ha dilde tam buna uygun. Nazan Hanım'ın dili çok güzel. Çok naif bir dili var. Evet edebiyatın bütün inceliklerini ve sanatını kullanıyor. Ha belki de bazılarının boşuna gitmeyebilir. Ama benim hoşuma gitti. Dili çok güzel. Çok zarif. Kelimeleri çok güzel kullanıyor. Ve anlattığı coğrafyanın kültürüne, sosyolojisine, insan yapısına, yani inanç altyapısına, tarihi arka planına da Hakim bunu zaten üslubunda, dilinde, metinde, metin altı okumalarında ve mesajlarında da çok net bir şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi yani bu kitap beni çok etkiledi. Niye? Hop Trabzon'dasınız. Ama sonra şimdi bu kitapta şöyle bir şey var. Trabzon'dasınız, Batum'dasınız, Tebriz'desiniz, Tiflis'desiniz. Yani İran, Azerbaycan'dasınız, Bakü'desiniz, Türkiye'desiniz. Hem bugün oradasınız. Hem de sürekli geçmişe yönelik gidişler var. Yani 1912'li yılların Balkan Savaşı öncesinin yaşandığı günlerdeki Trabzon'dasınız. Efendime söyleyeyim 100 yıl öncesinin Tebriz'inin çarşılarında pazarlarındasınız. 100 yıl öncesinin Bakü'sünde Hazar Denizi'nin kenarında oradaki neft kokusunu içinize çekmektesiniz. Yani yazar... Sürekli sizi bir alıp bugüne, bir alıp geçmişe, sonra geçmişten de bir tık daha geçmişe getiriyor. Yani sürekli zamanlar arasında gidiş, geliş ve geçiş var. Peki bu bir aşk hikayesi mi? Bu bir savaş hikayesi mi? Bu sürükleyici bir macera mı? Bu bir seferberlik hikayesi mi? Bu bir kültür, sosyoloji, psikoloji hikayesi mi? Ne abi, bunun türü ne? Abi, bunun türü hepsi savaş var. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı öncesi seferberlik var. Rus ordusu Batum'dan gelmiş Trabzon'a doğru yürümekte. İnsanlar canından malından endişe etmiş Samsun'a doğru yola çıkmışlardır. Tıpkı nenemin ve dedemin çıktığı gibi. Mesela o Muhacir çıkanların muhacirlik der bizimkiler ona. Rahmetli nenem hep anlatırdı. Uşacığım biz muhacirlik deykene diye başlardı. O muhacirlik yolculuğunu, o Moskoflar geldiler daldan aşağı diye anlatmaya başlardı. Sonra Trabzon'dan Samsun'a doğru gelişleri, yolda yaşadıkları açlıklar, sefaletler, göğsündeki süt kurumuş kadınların göğsünü hemen aç çocuklar, açlıktan ölen bebekler hep bunları dinleyerek büyüdük nenemden. Nenemden dinlediklerimi Nazar Bekiroğlu'nun satırlarından bir daha duydum. O yüzden beni çok etkiledi yani metnin içine girdim çünkü kendi Hayat hikayemiz yani nenemin dedemin hayat hikayesinde çocukluğu bunları dinleyerek geçti. Sürekli seferberlik hikayelerini dinledik. Hem nenemden hem de dedemden hem de büyük akrabalarımızdan. O yüzden beni aldı böyle kitabın içine çekti bu satırlar. Dediğim gibi savaş var, seferberlik var, yakın coğrafyamız var. Yani bu eser Nazan Hanım sizi böyle o zarif elleriyle ellerinizden tutuyor sizi Tiflis'e getiriyor, sizi Batum'a getiriyor, sizi Bakü'ye getiriyor, sizi Tebriz'e getiriyor, sizi Yezde getiriyor, sizi bu coğrafyada gezdiriyor. Hem bugün hem geçmişte. Hem de oranın çarşısında, pazarında sadece coğrafya olarak mı gezdiriyor? Hayır. Aynı zamanda o bölgenin kültürünü de size tanıtıyor. Çarşısını, pazarını, konaklarını, aile ilişkilerini, insan ilişkilerini sizi size o coğrafyanın adeta kelimelerle resmini çiziyor. O coğrafyanın kelimelerle size analizini yapıyor. Nazan Bekiroğlu. Peki başka ne var? Abi kitapta diyorum ya yok yok. Aşk hikayesi var. Bir tane mi? Oho birden fazla. Seddar Han. Esas oğlanıdır hikayenin. İranlıdır. İran'da doğmuş büyümüştür. Bir halı tüccarıdır ve bir ahu gözlü dilbere aşıktır. Ama sonra bir gün uzak yani İran'ın başka bir coğrafyasına halı getirmesi gerekmektedir. Kader onu oraya sürükler. Aslında bu işi yapan babasının yani hizmetçisi uşağı bir işçisi falan zaten vardır ama işte at düşer e torba yuvarlanır derken oraya Seddar Han'ın gitmesi gerekir. Gider. O gittiği coğrafyada halıları verir ve Piruz'la tanışır. Piruz bir ateşgededir. Hemen ateşgede demişken Nazam Bekiroğlu'nun bu hikayesinde düşünebiliyor musunuz? Hristiyanlar var, Ortodokslar var, Müslümanlar var, Müslümanın Şiisi var, Sünnisi var, hatta ateşgedeler bile var. Yani coğrafyanın sadece dil etnik köken, kültür olarak değil, inanç ve mezhepsel at yapısıyla da ilgili bir sürü şeyi metnin içine Nazan Hanım yedirmiş. Ve orada bir ateşkede Piruz vardır. Sonra Piruz bir gün iadeyi ziyaret yapar. Seddar Han'ın aşık olduğu bir kız vardır. Ve onunla birbirini görür misafir olan Piruz. Ne mi olur okuduğunuzda orada göreceksiniz. Ve Seddarhan İran'ı terk etmek zorunda kalır. Derken yolu Trabzon'a düşer. İran coğrafyası. İran coğrafyası deyince aklınıza bir şey gelmesin ha. İran coğrafyası dediğiniz o yer var ya bu hikayenin geçtiği. Orası Türklerin yaşadığı bir yer. Yani bahsini ettiğimiz o coğrafya. Tebriz'iydi, Zencan'ıydı, Yezdi. Ya senin benim gibi Türk olan Türkçe konuşan bizim tarihimizin de bütün ayaklarının Selçuklu'ya kadar Akkoyunlu'ya kadar dayandığı yerden bahsediyoruz. Böyle dağların arkasında uzak bir coğrafya değil yahu. Hem kültür hem inanç hem dil olarak aynı şeyden bahsediyoruz. Yani ha Trabzon ha aslında arada fark yok birçok anlamda. Derken işte buraya gelir Trabzon'a gelir. Trabzon'da dünya güzeli inci tanesi çakır gözlü Trabzon kızı Zehra ile tanışır. Hadi orada bir aşk hikayesi vardı. Aşk hikayesinin en güzeli bir de Trabzon'da yaşanır. Evlenirler mi? Ne olur? Ne olmaz? Onları kitapta göreceksiniz. Hikayede bir de yan bir aşk var. Yine Seddar Han vakti zamanında Sofya isimli bir Gürcü kızıyla tanışır. Açık söylemek gerekirse burada yani hikayede aşık olunan birçok kadın vardır. Sofya ana karakterlerden esas kızlardan bir tanesi değildir ama benim böyle gönlüm kalbim hep böyle Sofya'ya kayıyor. Hep Sofya'ya doğru kayıyor. Niye? Çünkü Sofia'da güzelliğin, zarafetin dışında bütün bunlara aşan aşkın bir şey var. Fedakarlık, sevdiği insanın yanında olmak. Yeri geldiğinde onun için kendi duygularından, arzularından, isteklerinden vazgeçmek. Kendisini seven veya kendisinin de sevdiği insanın yanında onurlu bir şekilde durmak gerektiğinde eğer ayrılması gerekiyorsa ayrılmasını bilmek, mücadele etmesi gerekiyorsa mücadele etmesini bilmek. Sofya karakteri beni var ya, belki de kitapta en çok etkileyen karakterlerden bir tanesidir. Aşk aşk içinde, savaş savaş içinde, coğrafya coğrafya içinde, kültür kültür içerisinde. Zaman zaman içerisinde, bir bugün, bir dün, bir daha önceki gün. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar, güzel bir hikaye. Güzel yolculuklar yapacaksınız. Çok şey öğreneceksiniz. Zehra'nın kardeşi İsmail karakteri ülkesi için, bayrağı için, devleti için, toprağı için fedakarlık yapan binlerce Anadolu çocuğundan bir tanesidir. Peki o fedakarlık yaparken, aç kalırken, can verecek bir noktaya gelirken can verdi mi, vermedi mi bilmiyorum. Okuduğunuzda görürsünüz. Bütün bu fedakarlıkları yapan o binlerce on binlerce yüz binlerce Anadolu çocuğu İsmail karakteri üzerinden hikayede kendini gösterir peki uğruna can vermek için yola çıktıkları devlet onlar için ne yapmıştır el uzatmış mıdır açsa doyurmuş mudur çıplaksa giydirmiş midir Soğumu, soğuksa üşümüşse ısıtmış mıdır? hikayeyi okuduğunuzda göreceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar Nazan Hanımefendi'nin Narac isimli bu kitabıyla ilgili hem de hikayenin içerisinden hikayeden hiçbir şey bahsetmeden sabaha kadar konuşabilirim. Gerçekten güzel bir hikaye. Ama bir şeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. O da şu. Çok fazla zaman geçişi var. Eğer konsantre olmazsanız yani hikayenin içerisine giremezseniz bir bugün Trabzon'dasınız. Hop 1912 yıllarını Trabzon'a gidiyorsunuz. Sonra bugünün Trabzon'dayken hop geçmişe doğru bir yolculuk Tebriz'e gidiyorsunuz. Yani hikaye düz bir çizgi üzerinde ilerlemiyor. Bir geçmişe gidiyorsunuz. Bir müddet okuduktan sonra günümüze geliyorsunuz. Sonra daha geçmişe gidiyorsunuz. Bugünkü karakterler yani kitabın yazıldığı döneme ait yaşayan ve size anlatan karakter ve karakterin arkadaşları bir de onun böyle hatıra ve anı olarak anlattıkları hatıra ve anı olarak anlattıkları insanların da anlattığı hatıra ve anı olan insanlar karıştı değil mi? Ha işte karışsın zaten karışmasını istiyorum. Kitapta da karışabilir. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Kitapla ilgili söylenecek çok söz var. Ama kitabın içerisinde bir tane cümle var. Ne diyor? Ben diyor kalbiyle yaşayanların zümresindenim. Çünkü sevdim. Ben kalbiyle yaşayanların zümresindenim. Arkadaşlar kalbiyle yaşayanlar zümresinden yani kalbiyle yaşayanlar grubundansanız aklıyla değil de kalbiyle seven, kalbiyle algılayan, kalbiyle yolculuk yapan, hayatını kalbiyle dolu dolu yaşayanlardan biriyseniz ha işte doğru yerdesiniz. Zaten ne diyor alt başlıkta? Sen öyle çağırmasan ben böyle gelmezdim. Nazan Bekiroğlu Hanımefendi bizi öyle bir çağırıyor ki kitaba işte biz de böyle geldik. Sen böyle çağırmasan ben böyle gelmezdim diyor Nazan Bekiroğlu. Ve dediğim gibi o çok vurucu cümlesi. Ben diyor kalbiyle yaşayanlar zümresindenim. Kitabın içerisinde dediğim gibi çok naif cümleler var. Alın altını çizin defterinize not edin. Not edin. Alın altını çizin sevdiğinize yazdığınız mektubun altına koyun. Hani son dönemlerde işte, Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta böyle çok albenili güzel edebi böyle aşka dair, sevgiye dair, özleme dair bir şey mi paylaşmak istiyorsunuz? Vallahi açık söyleyeyim aha size kitap alın içinden bin tane alıntı yapabilirsiniz. Hangi birini size söyleyeyim? Tabii ki söylemeyeceğim. Ben sizde bu kitabı okuma isteği uyandırmak istiyorum. Heyecanımı size aktarmak istiyorum. Coşkumu sizinle paylaşmak istiyorum. Nazan Bekiroğlu kendisi gibi kalemi de zarif bir hanımefendi. Bu kitabı okudum. Severek okudum. Geç kalmış bir okumaydı. Şimdi aldığım kitaplığımın yani Cengiz Aytmatov kütüphanemin en güzel raflarından birine koydum. Bundan sonra sırada ne var biliyor musunuz? Bundan sonra sırada Nazan Bekir hanımefendi, Bekiroğlu hanımefendiyi Trabzon'a gidip ziyaret etmek ve yaşayan bu kültür deviyle bu muhteşem hanımefendiyle tanışmak var. Sizlerin de Nazan Hanım'la bu kitap vesilesiyle onun satırlarıyla birlikte tanışmanızı çok arzu ederim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kitapla kalın. Yeni paylaşımlarda, yeni videolarda, birbirinden güzel farklı yeni kitaplarda buluşmak üzere sevgili dostlarım ve arkadaşlarım.